Herkese selamlar dostlar. 5 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skor yarışmamız var onu göstermek istiyorum. Galatasaray ile Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'nda bir çeyrek final mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğum Everton Tottenham maçının maç skorunu bilen arkadaşımızla kazanan arkadaşımız daha doğrusu Ramazan Alkartaz isimli arkadaşımız. Instagram'dan yazarsa katı Telegram gruplarının Nisan ayı boyunca onu da alalım. Maç skorunu yorumlara yazmayı unutmayınız. Geçtim. 3 Nisan'ın YouTube raporuna bakalım. Dünün YouTube raporu ne oldu? Toplamda 5 tane maç anlatmıştım. Tottenham maçının maç skoruna kadar yakaladık. Fakat bir ideal kombin önermiştim videoda. İdeal kombine İstanbul maçıyla Eyüp spor maçıydı. İstanbul gol atamadı. Eyüp de yani nasıl yenildi? Ya pardon berabere bitti maç 1-1. Nasıl berabere bitti? Maç izleseniz ya Umut Bulut'un kafasına şey yapacağım o olacak yani. Ö neler neler kaçırdı yani öyle söyleyeyim ben size. Yani Eyüp Spor inanılmaz kaçırdı. Sassuolo'nun KG varı geldi. Everton'un Tottenham'ın KG varı. Masu'nun sıfırı. Hatta dedim ki 1-1 gibi bir skor da beklediğimi söylemiştim videoda. 1-1 skoruna kadar maçı okumuşuz resmen. Fenerbahçe Beko'yla Galatasaray Nef vardı. Fenerbahçe bir ya ev üstünü ya da ev sahibinin ilk yerden galibiyeti şekilde alabileceğiniz önermiştim. O da başarılı oldu. Değerlendirenleri tebrik edelim. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Instagram adresimiz değişti. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. İletişim, soru, görüş ve her şey için buradan benimle iletişime geçebilirsiniz diyerekten. Bunu da geçelim. Canlılarda da elimizden geldiğince almaya çalıştık dün. Altay maçı vardı. Altlikler vardı. Ee, aynı şekilde Lig vardı. Onlara biraz canlı yaptık. Elimizden geldiğince almaya çalıştık. Birazdan da gösteririm zaten. Altay'ın ilk yarı golünü almışız. Altay'ın İlk yarıdan ay golü beklediğimizi yazmış zaten. O da gelmiş. Karagümrük'ün kornerini almışız. Empoli maçında 8.300 kornerini almışız ki dakika 77'de almışız. 13 dakikada 2 korner beklemişiz. O da başarısız olmuş. Herkes açık Telegram grubumuz var. Yorumlar ve açıklama kısmında zaten mevcut. Oraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada 5000 küsur arkadaşımız var. Sizler de oraya katılıp ara ara canlı ve de faydalanabilirsiniz diyerekten geçeyim. Ve şöyle bir Telegram kanalından göstermek istiyorum. Bir de dünün canlılarından bahsedeyim hemen. Kısaca dediğim gibi şöyle ay maçının ilk yarıdan bir golüne girdik. Dakika 11'de erkenden girdik. Çünkü Sakarya etkili başladı ama Sakarya'nın da golünü orada önerdik. Erzurum maçına da tekrar bir gol aldık. Yani burada 1.62 gibi orandan aldık ilk yarıdan bir Eyüp maçına golünü. Erzurum'dan Eyüp beklerken gol Erzurum'dan geldi. Geldi. Buradan onu da yakaladık. Buradan onu da yakaladık aynı şekilde. Deplasman golü Sakarya'da geldi derken. Empoli maçına ilk yarı 2.5 üst korner. Oradan bunu da yakaladık zaten. Oradan devam ettik. Lecce maçının kart vermişiz. O başarısız olmuş. Karagümrük maçına korner vermişiz. Başarı, başarılı oldu. Oradan bir de 10.5 verdik. O da başarılı oldu zaten. Bu şekilde canlı grubunda da canlı bahislerle ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerden ricamız videoya sen like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Hemen 2 saniyenizde like'larınızı atarsanız sevinirim. Artı 300 seviyesine like bekliyorum arkadaşlar sizde. Like seviyesi güzel gelirse videolarda kombine yapmaya devam edelim. Gelir gelmez yapacak bir şey yok onlara. Biz yapmaya devam ederiz. Galatasaray'la Başakşehir. Ne olur sizlere sorduk. Bu maçın maç skorunu sorduk öncelikle sizlere arkadaşlar onu belirteyim. Şimdi Galatasaray tarafı bu hafta ligde bay geçecek. Onu söylemek lazım. Burada zira Türkiye kupasınca bence ideale yakın bir kadro ile çıkacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca zaten Galatasaray tarafında moraller fazlaca yüksek. Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra şu an güncel puan şeyi e, 9. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle birlikte bu hafta tamamlanacak. Şu an 9 puan fark var. Galatasaray bir nevi şampi diyebiliriz gibi geliyor bana. Başakşehir'le oynayacaklar. Zaten ligde oynanan mücadele 7-0 gibi bir skorla bitti. Ama o maç biraz farklıydı. Yani o maçla bu maçı aynı kefeye koymak doğru olmaz. Ama dediğim gibi şöyle bir durum var. Galatasaray takım normalde ya yani yedek kadroyla ziratte çıkıyor. Fakat bu hafta bay geçtiği için bu maçı ekstradan ciddi alıp tam kadroyla sahaya çıkabilir gibi geliyor bana. Bay geçmesi çok önemli faktör bence. Buradan maç sonu bir, bir Galatasaray galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum ben. 1.52 gibi oranı var. Fakat 1.52'den riske girmek istemeyenler taraf gerçekten riskli oluyor ve kupa maçı olmasından kaynaklı. 4.5 altında 1 yaparsanız oranı 1.80'e kadar çıkartırsınız. Yine çok gollü maç beklemiyorum. 2-0-2 ayarında bir Galatasaray galibiyeti çıkabileceğini düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Bu seviyelerde bir değerlendirme yapabiliriz. Avusturya liginden bir yarı final mücadelesi aldım. Viyana Rapid Wien mücadelesi. Rapid Wien'in 1.27 gibi bir oranı var bu maçta favori. Şunu belirtmek istiyorum. Avusturya Ligi'nde arkadaşlar ligler bitti. Ligler bittikten sonra orada ilk iki takım şampiyonluk turu yapıyor. Son 6 takım da düşme turu yapıyor. O şekilde düşenler, kalanlar belli oluyor. Rapid Van tarafına baktığımız zaman da şampiyonluk turunda oynayan bir takım. Red de aynı şekilde düşme potasını oynayan bir takım. Red'in son maçlarına baktığımız zaman da son bir tane maç oynadı. ile. O mücadelede kalite sadece bir tane isabetli şutu var. Onu belirtmek istiyorum. Yani her iki takım arasında da bir oranların açılması gayet normal bence. Ben burada bir Rapid Wien'in galibiyetini bekliyorum. Bu galibiyet nasıl gelir bunu konuşmak lazım. Bu galibiyet gelir hatta şunu da söyleyeyim şöyle bir istatistik de var. Rapid Wien karşı kendi evinde oynadığı 5 beş mücadelenin 5'ini de kazanmasını bildi. Fakat dediğim gibi bu mücadelede bir kupa maçı. Kupada da ilerleme şansı varken Rapid Wien'in bence Raid'in yani küme düşme potasında olmadığı için olduğu için küme düşme playoff maçları oynadığı için Rapid Wien'in bu maçı biraz daha asılması normal. Kazanır ama 4.5 altına bir bekliyorum. Yine oranı 1.56'ya kadar yükselttim. 1.7'den taraf riskine girmeye kesinlikle değmez. Ben 4.5 altına 1.56 gibi oranından önereceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. United'la Brentford mücadelesi yine güzel bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum ben burada. United tarafında son mücadelesinde Newcastle yani inanılmaz ezdi. Yani Newcastle United Manu'yu inanılmaz bir şekilde son maçta ezdi. 2-0'da zaten kazanmasını bildi. United burada ufaktan bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir. Fakat Brentford'a açılan oran biraz yüksek. Çünkü Brentford takımı geçiş oyunlarını iyi oynayan bir takım. Özellikle son Brighton mücadelesinin 3-3 gibi bir skorla bitti. Bulduğu pozisyonları iyi değerlendirdi. Duran toplarda gerçekten etkililer Brentford takımı. Ayrıca geçiş oyununu en iyi oynayabilen takımlardan bir tanesi. Maça bakın. Baskı metresine bakın. Yani 3-3 bitmesi. 30 tane şutu var belki Brighton'ın. Bunların 7-8 tane üstü var. 3 tane 3 3 bitti. Anladınız mı? Öyle bir maç. Geçiş oyununu oynayabilen bir takım bu. Ben burada Brentford'un bir golüne gireceğim. Deplasman'ın atacağı bir gol arkadaşlar 1.34 gibi ideal bir oran vermişler. Ha, Manu atar mı? Atar. KG var da alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Fakat ben burada olası bir sürprizden de kaçmak adına Brentford'un geçiş oyunuyla birlikte United Kalesi'ne bir gol atmasını bekleyeceğim. Önemli bir eksiklik de yok. Ivan Toney gibi isimler de sağda olacak. en Embomo, Ivan Tony gibi isimler sağda. Deplasman atacağı bir gole 1.34 bir oran açmışlar. Avrupa'da 1.47 gibi oranı var. Değerlendirecekler. Bol şanslar. West Ham'la Newcastle United mücadelesi. Yani güzel bir maç olur gibi geliyor bana. West Ham burada beraberliği koparmaya çalışacaktır bence. West Ham'ın burada bir galibi, galibiyeti zor gibi geliyor bana. Son haftalarda da Southampton maçı vardı. O maçta da Matsu'nu bile önermiştim. Hatta tek farklı bir West Ham galibiyetini önermiştim. O da yüksek oran ile birlikte zaten bizlere kazandırmıştı. West Ham'da burada dediğim gibi biraz daha defansif oyununu oynayaraktan da çünkü Newcastle'ın üstüne gidersen 2-3 tane burada çok rahat yersin. Dengeli, kontrollü bir oyun oynaması lazım West Ham'ın burada ki öyle olacaktır diye düşünüyorum. Ben bir mücadeleye kolay kolay alt tercihi vermem ama bu mücadeleye West Ham'ın oynamış olduğu oyun kaynaklı mücadelede 2.5 alt tercihini önereceğim. Mücadelede bence 3 gol çıkması zor gibi geliyor bana. Özellikle Newcastle ne kadar formu olsa da United'ı ezdi adeta. Bir, bir deplasmanda olması kaynaklı. Bir de West Ham'ın kendi evinde birinci ve ikinci bölgeyi iyi savunduğunu düşünüyorum. Ben ki bu maçta da oraya da önem verecektir. O yüzden bu mücadele 3 gol bence zor gibi geliyor bana. 2.5 alt tercihini burada 1.54 gibi oranından önereceğim. Şunu da belirtmek istiyorum. Kolay kolay hiçbir maça alt tercihini de önermem. Gelelim bir El Clasico'ya. Barcelona-Real Madrid karşılaşması. Barcelona tabii ki bu sezon iki tane El Clasico oynadı Barcelona. ikisinde de kazanmasını bildi. Real Madrid bilmiyorum. Yani 10 puan fark vardı birinci ile ikinci arasında. Ligde ligi bıraktı. Şu an 10 puan falan fark yedi çok rahat bir şekilde. Burada Real Madrid iki maçı da kaybetti. Artık bir, bir hamle yapar mı acaba diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Yani zor. Şöyle. Benim önerim şu yönde olacak arkadaşlar. Real Madrid'in son maçını izledim. 6-0'lık bir mücadeleydi. 6-0 kazandı. Benzema ile Junior bu isimler çok formda. Ben burada Real Madrid tarafında olacağım. Çünkü iki tane El Clasico oynamışsın, ikisini de kaybetmişsin. Kendi evinde oynadığın maçı da kaybetmişsin. Şimdi deplasmanda Barcelona ile kupa oynayacaksın. Ligi zaten kaybetmişsin. İlerlemek istiyorsan Isp İspanya Kral Kupası'nı burada Değerlendirme altına alabilir. Aynen. Kral Kupası mı diye bir an onu aklım ismine doğru. Kral Kupası'nı alma ihtimali varken burada bence Barcelona'ya karşı kaybetmeyecek gibi geliyor bana. İdealden ben burada 1.38 gibi oranı vardı. 1.36'ya düşmüş. 0-2 çifte şansı öneriyorum. Real Madrid'in burada elenceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Elense de 90 dakikanın sonunda olmaz gibi geliyor bana. Onun dışında bir de yüksek oran yapmak gerekirse bu mücadeleyi. Mücadelede 1-1 veya 2 birlik Real Madrid galibiyeti çıkabilir gibi geliyor bana. Gollere yöneldim burada. Toplam gol aralığı 1.80 gibi orandan da mücadele genelinde 2-3 gol aralığında da kalma ihtimalinin olduğunu düşündüğümden dolayı bu da bir değerlendirmemi yaptım. Değerlendireceklerim o şanslar idealden ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.